Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdiki dersimizin konusu Osmanlı Devleti duraklama dönemi. 1579-1699 tarihleri. Şimdi bu tarihler altında, bu dönem altında hangi alt başlıkları inceleyeceğimize bir göz atalım. Duraklamanın iç nedenleri, duraklamanın dış nedenleri, iç isyanlar, duraklama döneminde siyasi ilişkiler, 17. yüzyıl ıslahat hareketleri. Evet, bu alt başlıklardan bahsedeceğiz şimdiki konumuzun altında ama öncelikle 17. yüzyılda yani duraklama döneminde hangi Osmanlı padişahları başa geçti onlara bir bakalım. 1. Ahmet, 2. Osman, diğer adıyla Genç Osman, 3. Mehmet, 1. Mustafa, 1. İbrahim, 4. Murat, 4. Mehmet gibi Osmanlı padişahları duraklama devri boyunca Osmanlı tahtına geçtiler. Bu noktada aklımıza gelen önemli bir şey var. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz duraklama devri gibi kısa bir süreçle yani 1579-1699 tarihleri arasında iktidara geçen Osmanlı padişahının sayısı 7. Oysa ki biz yükselme dönemine ve kuruluş dönemine baktığımızda başa geçen Osmanlı padişahlarının sayısının toplam 8 olduğunu görüyoruz. Yani 1299 ve 1579 tarihler arasında 8 Osmanlı padişahı başa geçerken 1579 ve 1699 tarihler arasında 7 Osmanlı padişahı başa geçiyor. Şimdi bunun nedenlerine zaten az sonra duraklamanın iç nedenlerini söylerken değineceğiz. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin nedenlerine bakacağız az sonra ama niçin duraklama devri diyoruz bu döneme ya da hangi bazı dikkate alarak duraklama devrine girdiğini söylüyoruz. Bu dönemde Osmanlı Devleti Avrupa'ya göre daha geride kalmaya başladığı için duraklama devrine girmiştir diyoruz. Çünkü bu dönemde Avrupa örnek alınmamış, Avrupa'daki ilerlemeler takip edilmemiş, Osmanlı hala kendisinin en ileri ve en üstün devlet olduğunu ileri sürdüğü için bu dönem bir duraklama dönemi olarak kaydedilmiştir. Osmanlı Devleti bu dönemde duraklama döneminde takip ettiği dış politikaya baktığımızda Osmanlı'nın hala Batı'dan üstün olduğunu kabul ettiği anlaşılmıştır. Yani Osmanlı Devleti Avrupa'dan daha ileri olduğunu kesinlikle her zaman için savunmuş ve Avrupa'daki ilerlemeleri, Avrupa'daki gelişmeleri kesinlikle takip etmemiş ve kaydetmemiştir. Şimdi bu dönemdeki duraklamanın iç nedenlerine hemen göz atalım. Duraklamamızın ilk iç nedeni padişah ve devlet adamlarının durumudur. Yani merkezi otoritenin bozulmasıdır. Bu noktada aklımıza gelen değişim olarak kaydettiğimiz iki önemli şey var. Bunlardan birincisi 1. Ahmet döneminden itibaren uygulanan Ekber-Erşed sistemi ve sancak sisteminin kaldırılarak kafes usulünün getirilmesidir. Bu noktada karşımıza iki yeni kavram çıkıyor. Ekber-Erşed sistemi nedir? Kafes usulü nasıl bir usuldür? Ekber-Erşed sistemi Osmanlı hanedanında en büyük ve en akıllı erkek evladın iktidara geçmesidir. Tekrar ediyorum, Ekber-Erşed sistemi Osmanlı hanedanında en büyük ve en akıllısının iktidarı ele geçirmesidir. Öyleyse bu noktada veraset sisteminde yapılan, 1. Ahmet döneminde yapılan gerçekten önemli bir değişim var. Daha önceki konularımızdan hatırlayacaksınız. 2. Mehmet döneminde yani Fatih Sultan Mehmet döneminde kardeş katli yasallaşmış ve tam anlamıyla merkezi otorite sağlanmıştı demiştik. Oysa 1. Ahmet ortaya attığı bu Ekber-Erşed sistemiyle Osmanlı Devleti'ndeki merkezi otorite sistemini tamamen ortadan kaldırdı. Ve yönetim şekli tekrar bizim daha önceki konulardan hatırladığımız devlet, hanedanın ortak malıdır anlayışına döndü. Çünkü Ekber-Erşed sistemiyle ülke yönetimine kardeşler, yeğenler, amcalar da yine ortak olmaya başladı. Peki kafes usulü ile kastettiğimiz şey neydi? Yine daha önceki konulardan hatırlayacağınız gibi 1. Murat'tan itibaren sancak sistemini uygulamaya başlamıştık. Sancak sisteminin
Osmanlı Devleti için çok büyük avantajları olmuştu. Çünkü şehzadeler iktidara gelmeden önce yönetim ve askeri açıdan deneyim kazanmış oluyorlardı. Ama sancak usulünün kaldırılmasıyla şehzadeler ne halkı tanıyabildiler ne de orduyu tanıyabildiler. Peki sancağa gönderilmeyen şehzadeler nerede büyütüldüler, nerede kaldılar? İşte bu noktada karşımıza gerçekten de bir kafes sistemi çıkıyor. Şehzadeler sarayın dışına çıkartılmadan, hatta sarayda belirli bir odanın bile dışına çıkartılmadan büyütüldüler. Dolayısıyla halktan ve ordudan kopuk bir hale geldiler. Deneyimsiz şehzadeler büyüdü. İkincisi ise sürekli kapalı bir odada yaşayan şehzadeler bir süre sonra akli dengelerini kaybettiler. Dolayısıyla kuruluş ve yükselme döneminde başa geçen deneyimli, yetenekli, halkı ve ordu tanıyan şehzadeler yerine birdenbire karşımızda akli dengesini yitirmiş ve deneyim kazanamamış, halkını ve ordusunu tanıyamayan şehzadeler çıktı. Dolayısıyla devlet yönetimi bozuldu. Özellikle bu dönemde devlet yönetimin bozulmasına etkili olan bir grup daha vardı ki o da iktidara karışmaya başlayan saray kadınları, yani padişah anneleri ya da padişah eşleriydi. Hemen duraklamanın ikinci nedenine bakalım. Maliyenin bozulması. Maliyenin bozulmasının çeşitli nedenleri var. Ama bunlardan ilki ve belki de en önemlisi tımar sisteminin bozulması. Yine hatırlayacaksınız, 1. Murat'tan itibaren biz tımar sisteminin uygulandığını söylemiştik. Ve tımar sistemiyle Osmanlı Devleti'nde üretimin sürekliliği sağlandığı gibi devlete yük olmadan büyük bir ordunun da yetişmesi sağlanıyordu. Dolayısıyla topraktan sürekli olarak gelir elde edilmekteydi. Fakat bir süre sonra devletin, milletin devlete güveni kalmadığı dönemlerde halk toprağı terk etmeye ve göç etmeye başladı. Bu da elbette ki üretimi düşürdü ve tımar sistemi bozuldu. Bunun yanı sıra maliyenin bozulmasındaki en önemli etkenler rüşvetin ortaya çıkması, ticaret yollarının değişmesi, İpek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi, Avrupa'da ticaretin, bilimin ve sanayinin ilerlemesi gibi nedenler de Osmanlı Devleti'nde maliyenin bozulmasına neden oldu. Üçüncü iç nedene baktığımızda ise ordu ve donanmanın bozulmasını görüyoruz. Ordu ve donanmanın bozulmasında söyleyeceğimiz ilk şey Yeniçeri Ocağı'nın bozulması. Yine eski bilgilerinizi kontrol ederseniz Osmanlı Devleti'nde devşirme sisteminin, yani Yeniçeri Ocağı'nın ilk kez 1. Murat döneminde kurulduğunu söylemiştik. Yeniçeri Ocağı özellikle merkezin, yani başkentin ve padişahın korunmasındaki en önemli orduydu ve ordunun temeli sayılırdı. Buna rağmen bir süre sonra özellikle 3. Murat'tan itibaren Yeniçeri Ocağı'na askerlikle alakası olmayan kişilerin alınması elbette ki ordunun bozulmasını da beraberinde getirdim. Tımar sistemine baktığımızda ise az evvel de dediğimiz gibi köylü toprağını terk edince elbette ki yetiştirilen tımarlı asker sayısı da azaldı. Osmanlı ordusunda şöyle bir düzenlemeye rastlıyoruz biz duraklama döneminde. Osmanlı ordusunda tımarlı askerlerin sayısı azalırken Yeniçeri ordusunun sayısı arttı. Ama Yeniçeri Ocağında kayıtlı olan askerlerin sayısı her ne kadar arttıysa da maalesef kalite yükselmediği için ordu hiçbir işe yaramadı. Diğerine baktığımızda ise eğitim ve öğretimin bozulması olarak görüyoruz. İşte bu noktada karşımıza yine yeni bir terim çıkıyor. Beşik uleması. Nedir beşik uleması? Arkadaşlar, duraklama dönemi ile birlikte Osmanlı Devleti'nde medrese eğitimi, ki en üst düzey eğitim olan medrese eğitimi bozuldu. Özellikle ünvan sahibi olan kişilerin çocukları daha doğduğu andan itibaren babalarının sahip olduğu ünvana sahip oluyorlardı. Örneğin Konya müderrisinin bir oğlu olduysa doğan çocuk da hiçbir eğitim görmeksizin müderris olarak atanabiliyordu. İşte biz bu olaya beşik uleması adını verdik. Çünkü çocuklar hiçbir eğitim almadan ülkenin çeşitli yerlerinde müderrislik görevi yapabiliyorlardı. Yine duraklama dönemi ile birlikte Osmanlı Devleti'ne medreselerde okutan pozitif bilimler kaldırıldı. Yerine yalnızca yalan yanlış tartışılan dini bilimler kaldı.
Diğer bir iş nedene bakalım. Sosyal yapının yani toplumsal yapının bozulması. Bu noktada aklımıza gelen iki önemli şey var. Bunlardan birincisi rüşvet, ikincisi ise adam kayırma. Halkın devlete olan güveni sarsıldıkça elbette ki toplumsal yapı da çözülmeye başladı. Çünkü devlet kendi adadığı adamları kayırmakta, devlet kendi eliyle rüşveti teşvik etmekteydi. Bu durumda halk toprağını bıraktı, bu durumda halk tımar sistemini terk etti ve bu durumda halk daha da önemlisi isyan etti. Dolayısıyla toplumsal yapı da bozuldu. İşte bu saydığımız beş madde Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminin hatta yıkılış nedenlerinin iç nedenleri olarak kabul ettiğimiz maddeler. Ve bunların hepsinin bağladığımız temel şey ise merkezi otoritenin bozulması. Yani Osmanlı'da başa geçen Osmanlı padişahlarının eğitim düzeyinin, deneyim düzeyinin bozulması. İç nedenleri bitirdikten sonra hemen bir soruyla konumuza devam edelim. 1. Ahmet döneminde şehzadeleri sancaklarda görevlendirme uygulaması kaldırılarak hanedanın en yaşlı üyesinin saltanatın başına geçmesi yasallaştırılmıştır. Bu durumun Osmanlı yönetiminde yarattığı aksaklık aşağıdakilerden hangisidir? A. Devlet otoritesinin yok olması. B. Ülkede sık sık iç isyanların çıkması. C. Valide sultanların saltanata egemen olması. D. Şehzadelerin yönetim deneyimi ve halkı tanıma fırsatı bulamaması. E. Devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi. Evet, çıkmış bir ÖSS sorusu olan bu soruya baktığımızda söyleyin. Cevap D seçeneği. Şehzadelerin yönetim deneyimi ve halkı tanıma fırsatı bulamaması. Evet, bu sorunun doğru seçeneği D şıkkıdır. Şehzadeler bu şekilde halkı tanıma fırsatı bulamadılar ve yine yönetim konusunda deneyim kazanamadılar. Evet, şimdi dış nedenlerle devam edelim. Dış nedenleri maddeler halinde sıralayalım. Birincisi, imparatorluğun doğal sınırlara ulaşması. Şimdi doğal sınırlara ulaşmakla kastettiğimiz şey nedir? Hemen onu söyleyelim. Osmanlı Devleti biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman döneminde sınırlarını oldukça genişletmişti. Doğal sınırlar dediğimiz ise artık aşılamayacak kadar güçlü devletlerle komşu olunması, artık aşılamayacak kadar sınırların genişletmesi çöller, sıra dağlar ya da denizlere ulaşılmasıdır. Ve Osmanlı Devleti de duraklama döneminde artık doğal sınırlara ulaşmıştı. İkinci maddeye bakalım. Avrupalı devletlerin aydınlanma çağını yaşaması. Üçüncü madde, coğrafi keşifler nedeniyle ticaret yollarının değişmesi. Biliyorsunuz bunu maliyenin bozulmasında da bahsetmiştik. Dördüncüsü, Avrupa'da tekrar Haçlı ruhunun uyanması. Beşincisi, teknolojik gelişmeler sayesinde Avrupa'nın ordusunu geliştirmesi. Altıncısı ise Osmanlı'nın Avrupa'daki değişim ve gelişmeleri takip etmemesi diyebiliriz. Dış nedenleri bitirdikten sonra sosyal yapının bozulmasının neticesinde ortaya çıkan iç isyanlara bir göz atalım. İç isyanlar dediğimizde aklımıza Yeniçeri, diğer adıyla İstanbul isyanları, Celali, Anadolu isyanları ve eyalet isyanları geliyor. Bunlardan ilki olan Yeniçeri isyanlarıyla başlayacağız. Yeniçeri isyanlarını merkezde bulunan Kapıkulu askerleri tarafından çıkartılan isyanlardı. Ve bu dönemden itibaren Yeniçeriler ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet ocak içindir anlayışını benimsediler. Şimdi bu ocak devlet içindir anlayışı neydi, neden değişti? Bildiğiniz gibi 1. Murat'tan itibaren kurulan Yeniçeri Ocağı kuruluş aşamasında elbette ki devlet için, devletin sınırlarını genişletmek, devletin güvenliğini sağlamak için kurulmuştu. Dolayısıyla da hakim olan anlayış ocak devlet içindir anlayışıydı. Ama bir süre sonra merkezi yönetim egemenliğini kaybedince, otoritesini kaybedince Yeniçeriler giderek güçlenmeye başladılar. Özellikle Yeniçeriler askerlikle alakası olmayan kişilerin de aralarına kaydedilmesiyle birlikte devlet ocak içindir anlayışını benimsediler. Yani sanki var olan, temelde var olan Yeniçeri ocağıymış da devlet
bu Yeniçeri Ocağı'nın varlığını devam ettirmek ve onun bekasını sağlamak için çalışması gerekiyormuş gibi bir anlayış benimsendi. Biz bu dönemde, yani duraklama döneminde Yeniçerilerin çıkardığı 3 önemli isyanı görüyoruz. Bunlar 3. Murat döneminde çıkartılan isyanlar ki vakayı vakvaki olarak nitelendirilmişti ve at meydanında 30 tane devlet adamının asılmasıyla sonuçlanmıştı. Diğeri çok daha önemliydi. 2. Osman, yani diğer adıyla hatırlayacağımız Genç Osman'ın yine Yeniçeriler tarafından öldürülmesiydi. Ve üçüncüsü de 4. Murat zamanında çıkan Yeniçeri isyanlarıydı. Bunlar tarihte en fazla iz bırakan Yeniçeri isyanları oldular. Bunlardan sonra hemen 2 soruyla devam edelim. Osmanlı tarihinde 1. Beşik ulemasının ortaya çıkması, 2. Kafes sisteminin başlatılması, 3. Kardeş katlinin yasallaştırılması, 4. Ticaret yollarının Avrupalılarca yönünün değiştirilmesi, 5. Haçlı düşüncesi ile karşılaşılması. Gelişmelerinden hangisi duraklama devrine girmede etkili olmamıştır diye soruyor. Hatırlayacağınız gibi arkadaşlar, kardeş katli ilk kez 2. Mehmet döneminde, yani Fatih Sultan Mehmet döneminde uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla duraklama devri ile alakası yoktur. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir, C şıkkıdır diyoruz. Yine bir başka soruyla, bir başka çıkmış soruyla devam edelim. Yeniçeri Ocağı'nda duraklama dönemine kadar ocak devlet içindir anlayışı egemen iken, bu dönemden sonra devlet ocak içindir anlayışı egemen olmaya başlamıştır. Soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı'ndaki bu anlayış değişikliğinin sonucu değildir diye soruyor. A şıkkı, devletin güçlü bir dayanağını yitirmesi. B, Yeniçeri Ocağı'nın saygınlığının artması. C, gerilemenin hız kazanması. D, savaşlarda yenilginin artması. E, isyanların artması. Elbette ki bu sorunun da doğru seçeneği gördüğümüz gibi B şıkkıdır. Yeniçeri Ocağı'nın saygınlığının artmasıyla ve bu şekildeki görüş farklılığının herhangi bir bağlantısı yoktur. Şimdi ikinci isyanımıza bakıyoruz. Celali isyanları. Celali isyanları 16. ve 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan isyanların tümüne birden Celali isyanları denir. Bunlarda daha çok tımar sisteminin bozulması, rüşvetin artması, adam kayırmanın artması, özellikle Osmanlı-İran savaşlarının uzun sürmesi, daha çok uzun lafın kısası ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşanan isyanlardı. Duraklama döneminde yaşanan Celali isyanları bu dönemde iktidarda bulunan 4. Murat ya da sadrazamlık makamında bulunan Kuyucu Murat Paşa, Köprülüler ya da Tiryaki Hasan Paşa tarafından baskı ve şiddet kullanarak bastırılmıştı. Son isyanımıza bakalım. Eyalet isyanları. 17. yüzyılda Eflak, Boğdan ve Erdel gibi bağlı beyliklerde çıkan isyanlardı. Yine bu isyanların çıkmasının en önemli nedeni de ekonomik bazı sıkıntıların yaşanması ve bu topraklarda yaşanan savaşlar ve bunun yanı sıra tımar sisteminin bu topraklarda uygulanan çeşitli sistemlerin bozulmasıydı. Şuna dikkat ettiyseniz eğer, eyalet isyanlarında kesinlikle milliyetçilik akımının etkisi yoktu. Çünkü biz 17. yüzyılda asla milliyetçilik akımının etkisini görmüyoruz. Yani Erdel, Eflak ve Boğdan beyliklerinin amacı Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız bir devlet haline gelmek değildi. İstedikleri tek şey uygulanan sistemin düzeltilmesi ve tekrar eski sistemin oturtulmasıydı. Üç isyan içinde ortak olarak söylememiz gereken bir şey var arkadaşlar. Bu üç isyanda hiçbiri rejimi değiştirmeye yönelik isyanlar değildi. Yalnızca yönetimdeki aksaklıklara karşı isyan etmişlerdi. Bakın, Yeniçerilerde, Anadolu'da çıkan Celali isyanlarda, uzak eyaletlerde çıkan isyanlarda hiçbiri Osmanlı'daki rejime karşı ya da Osmanlı hanedanına karşı çıkan isyanlar değildi.
Hiçbirinin amacı monarşiyi değiştirip yerine demokrasiyi getirmek ya da Osmanlı hanedanını tahttan indirip yerine Ahmetoğullarını getirmek gibi bir niyeti yoktu. Tek istedikleri, temelde yaşadıkları ekonomik sorunları ortadan kaldırmaktı ve sadece bu nedenle isyan ettiler. Evet, hemen iç isyanları da bitirdikten sonra duraklama döneminde yaşanan siyasi ilişkilere bir göz atalım. Ve ilk olarak Osmanlı-İran savaşlarına bakalım. Bu dönemde Osmanlı-İran savaşları çeşitli kez tekrarlandı. Bu nedenle tarih vererek anlatacağız. İlk savaşımız 1577-1590 Osmanlı-İran savaşları ve neticesinde imzalanan Ferhat Paşa, diğer adıyla İstanbul Anlaşması. Arkadaşlar, daha önceki konulardan hatırlayacağınız gibi en son Osmanlı-İran ilişkilerimizi 1555 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzaladığımız Amasya Anlaşması'nı bırakmış ve sınır sorunlarımızı halletmiştik. Ama şimdi bu dönemde 1577 yılında Osmanlı Devleti İran'ın içinde bulunan iç karışıklıklardan faydalanarak savaş açtı. Öyleyse 1577 yılında yaşanan savaşın nedeni İran'da yaşanan iç karışıklıklar. 1577'de başlayan savaş 1590 yılında İran'ın isteği üzerine son buldu ve neticesinde Ferhat Paşa Anlaşması imzalandı. İran'ın isteği üzerine 1590 yılında imzalanan Ferhat Paşa Anlaşması ile Azerbaycan, Gürcistan ve Luristan toprakları Osmanlı'ya katıldı. Bu toprakların Osmanlı'ya katılmasıyla, yani imzalanan Ferhat Paşa Anlaşması'yla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına ulaştı. Yani Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaşması bu dönemde, duraklama dönemi içerisinde gerçekleşti. Hemen İran'la olan bir diğer ilişkimize ve bir diğer anlaşmaya bakalım. Bu anlaşma 1610-11 yıllarında yapılan Osmanlı-İran Savaşı ve neticesinde imzalanan Nasuh Paşa Anlaşması. Bu savaşın başlamasının nedeni İran'ın Osmanlı'nın Avusturya ile uğraşmasını fırsat bilmesi. Yani Osmanlı Devleti batıda Avusturya topraklarındaki savaşlarla devam ederken İran'da arkadan Osmanlı'ya saldırdı. Yapılan savaş neticesinde Nasuh Paşa Anlaşması imzalandı. Nasuh Paşa Anlaşması ile biz daha evvel Ferhat Paşa Anlaşması ile aldığımız toprakları kaybettik. Ama bunun yanı sıra İran 200 deve yükü ipek vermek üzere vergiye bağlandı. Her ne kadar 1611 yılında İran 200 deve yükü vergiye bağlandıysa da bir süre sonra söz verdiği vergiyi vermemeye başladı. Bunun üzerine, yani bu sırf vergi meselesi nedeniyle İran'la savaşlarımız tekrar başladı. 1618 yılında vergi meselesi yüzünden Serav Anlaşması imzalandı. Ve Serav Anlaşması'na göre İran'ın söz verdiği ipek miktarı yarıya indirildi. Peki Serav Anlaşması'yla yarıya indirilen bu ipek miktarı daha sonra verildi mi Osmanlı'ya? Hayır. Söz verilen ipek miktarı da yine ödenmedi. Öyleyse İran'la olan son ilişkilerimize bakalım. 1622-1639 Osmanlı-İran Savaşları ve neticesinde imzalanan Kasr-ı Şirin Anlaşması. Az evvel de söylediğimiz gibi İran verdiği ipek miktarına uymadığı gibi, verdiği vergi sözüne uymadığı gibi bir süre sonra çeşitli yollardan Osmanlı'nın çok önem verdiği Bağdat topraklarını da işgal etti. Bağdat'ın işgal edilmesi üzerine o dönemde iktidarda bulunan 4. Murat hemen Bağdat seferine çıktı. Ve yapılan Bağdat seferi neticesinde Bağdat İran'dan geri alındı. Ve neticesinde 1622'de başlayan savaş 1639 yılında Kasr-ı Şirin Anlaşması ile sonuçlandı. Kasr-ı Şirin Anlaşması bizim için önemlidir. Çünkü Kasr-ı Şirin Anlaşması ile ilk kez bugünkü Türkiye-İran sınırları belli olmuştur. Ve Kasr-ı Şirin Anlaşması bugünkü Türkiye sınırlarını belli eden en eski anlaşma olma özelliğinde şu anda hala korumaktadır. Osmanlı-İran ilişkilerini bu şekilde bitirdikten ve Kasr-ı Şirin Anlaşması ile sınırımızı belli ettikten sonra Osmanlı-Venedik ilişkileriyle devam edebiliriz. 1645-1699.
Bildiğiniz gibi Osmanlı-Venedik ilişkileri ilk kez 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet döneminde başlamıştı. Daha sonraki ilişkilerimiz elbette ki Akdeniz'e ve de Ege Denizi'ne üstünlük sağlamak amacıyla çeşitli dönemlerde, çeşitli kezlerde devam etti. Bu dönemde ise yani duraklama döneminde ise Osmanlı-Venedik savaşlarının çıkmasının nedeni Girit'teki korsanların Müslüman tüccarlara yani Osmanlı tüccarlarına zarar vermeleriydi. İşte bu nedenle yani Giritli korsanların Osmanlı tüccarlarına zarar vermesi nedeniyle Girit alınmak üzere 1645 yılında sefere çıkıldı. Fakat 1645 yılında başlayan bu sefer 1669'a kadar yani 24 yıl süreyle devam etti. 24 yıl süren bu savaş neticesinde Girit alındı mı? Evet, Girit alındı. Ama Girit'in alınması maalesef Osmanlı Devleti için çok da önemli sonuçlar doğurmadı. Öyleyse Girit'in alınmasının bize getirdiği sonuçlar neymiş? Hep birlikte göz atalım. Girit alındı alınmasına. Ama hemen sonuçlarını görmek lazım. Bu savaş sonucunda Osmanlı ordu ve donanmasının ne kadar zayıfladığı Avrupalı devletler tarafından görüldü. Çünkü bundan önceki adalar, örneğin Kıbrıs, örneğin Rodos adalarının alınması 6 ay ya da 1 yıl sürmüştü. Ve Osmanlı Devleti Girit'ten daha büyük ve daha güçlü olan bu adaları kısa sürede alabilmişti. İkincisi, Osmanlı'nın denizlerdeki son başarısı oldu. Yani Osmanlı Devleti bundan sonra denizlerde herhangi bir başarı görmedi. Üçüncüsü ise 25 yıl süren bu savaşlar elbette ki Osmanlı maliyesini sarstı, Osmanlı maliyesini etkiledi. Hem Yeniçeriler hem de tımarlı askerler bu savaş için ayrılmıştı ve bu savaş için ayrılan maliyet Girit'ten daha büyük giderlere neden oldu. Hemen konuyla ilgili bir soruya göz atalım. Kanuni devrinde Rodos adasını, 2. Selim devrinde Kıbrıs adasını bir yılda ele geçiren Osmanlı Devleti, duraklama devrinde Girit adasını 24 yıllık kuşatmadan sonra alabilmiştir. Soruya bakalım. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A. Girit adasının çok iyi savunulduğunun, B. Osmanlı Devleti'nin donanmasının eski gücünü kaybettiğinin, C. Osmanlı Devleti'nin Girit'e önem vermediğinin, D. Kara savaşlarına, deniz savaşlarından daha çok önem verildiğinin, E. Kıbrıs ve Rodos adalarının Osmanlı Devleti'ne yakın olduğunun. Arkadaşlar az evvelki bilgilerimize de dayanarak doğru seçeneğin B şıkkı olduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti donanmasının gücünü kaybetmiştir diyoruz. Bu sorudan sonra bir başka konuya geçelim. Osmanlı-Lehistan bugünkü adıyla Polonya ilişkilerine bir bakalım. Bildiğiniz gibi Osmanlı-Lehistan ilişkileri ilk kez Sokullu Mehmet döneminde başlamıştı. Çünkü Lehistan, hemen konumuna bakalım haritada. Lehistan konum itibariyle çok önemli bir stratejik konuma sahipti. Lehistan, bugünkü Rusya'nın ve Avusturya'nın birleşmesini engellemek için bir tampon bölge olarak Osmanlı Devleti'nin çok fazla işine yarayabilirdi. Bu nedenle ilk kez Lehistan ile ilişkilerimiz Sokullu Mehmet Paşa döneminde başlamıştı. Fakat Sokullu'nun ölümü, iktidara geçen padişahların deneyimsiz olmaları nedeniyle Lehistan bir süre sonra isyan etti. İsyan etmekle de kalmayıp Erdel ve Eflak Boğda'nın iç işlerine karışmaya başladı. Bu nedenle o dönemde iktidarda bulunan 2. Osman, diğer adıyla Genç Osman sefere çıktı. Fakat yapılan Hotin Savaşı'nı 2. Osman kendi isteğiyle Hotin Anlaşması'yla sona erdirdi. Neden 2. Osman Hotin Anlaşması'nı imzalamış ve kendi isteğiyle geri çekilmiştir? İşte bunun en önemli nedeni Yeniçeri Ocağı'nın disiplinsizliğini görmesi ve onlara güvenmemesidir. 2. Osman Hotin Savaşı sırasında Yeniçeri Ocağı'nın ne kadar bozulduğunu, ne kadar disiplinsiz olduğunu görmüş ve savaşı kısa sürede bitirip İstanbul'a geri dönmek istemiştir. Ve daha sonra da değineceğiz, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı da ilk kez Hotin Savaşı'nda aklına koymuştur. Hotin Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte Lehistan, Eflak, Erdel, Boğdan iç işlerine karışmayacak ve vergi vermeye devam edecekti. Ama Lehistan tahmin ettiğiniz gibi bu şartlara uymadı.
Bir süre sonra Lehistan Osmanlı'ya karşı tekrar isyan etti. Tekrar Eflak, Erdel, Boğdan iç işlerine karışmaya başladı. Bunun üzerine o dönemde tahta bulunan 4. Mehmet Lehistan üzerine tekrar sefere çıktı ve neticesinde 1672 yılında Bucaş Anlaşması imzalandı. Bucaş Anlaşması'yla bugünkü Podolya toprakları Osmanlı'ya geçti. Lehistan'la imzalanan Bucaş Anlaşması bizim için önemlidir. Nedir Bucaş Anlaşması'nın önemi? Osmanlı İmparatorluğu'nun batıda en geniş sınırlarına ulaştığı anlaşmadır. Öyleyse tekrar hatırlayalım. Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma, Ferhat Paşa Anlaşması'ydı ve İran'la imzalanmıştı. Batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma ise Bucaş Anlaşması'ydı ve Lehistan ile imzalanmıştı. Evet, Osmanlı-Lehistan ilişkilerini bitirdikten sonra Osmanlı-Avusturya ilişkileriyle devam edelim. Ve bu dönemde yapılan ilk savaş olarak 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı ve neticesinde imzalanan Zitva-Torok Anlaşması'na bir göz atalım. Hatırlayacaksınız, Avusturya ile ilişkilerimiz Kanuni Sultan Süleyman'dan beri devam ediyor. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Macaristan'ı ele geçirmek için birçok kez savaş yapılmıştı. Şimdi bu dönemde ise Osmanlı-Avusturya savaşlarının nedeni Osmanlı Devleti'nin bir takım sınır problemlerini, sınır olaylarını sorun yapıp Avusturya'ya saldırmasıydı. Bu dönemde ilk kez Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ilk kez 3. Mehmet bir sefere çıkarak Avusturya'ya karşı savaşı başlattı. Bu savaş, yani Avusturya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin başlattığı bu savaş gerçekten de Osmanlı Devleti'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu savaş neticesinde Estergom Kalesi alındı ve arkasından maalesef Anadolu'da Celali isyanlarının şiddetlenmesi ve artması nedeniyle Osmanlı Devleti Zitva-Torok Anlaşması'nı 1606 yılında Zitva-Torok Anlaşması'nı imzalayarak geri çekilmek zorunda kaldı. Zitva-Torok Anlaşması bizim için önemli bir anlaşmadır ama isterseniz önce maddelerine bakalım. Zitva-Torok Anlaşması'nın birinci maddesine göre Estergon, Kanice, Eğri kaleleri Osmanlı'da kalacaktı. Avusturya Osmanlı'ya vergi vermeyecek, bir defaya özgü savaş tazminatı verecekti. Üçüncüsü ise Avusturya Arşidükası, yani Avusturya hükümdarı protokol bakımından Osmanlı Sultanı'na eşit sayılacaktı. Zitva-Torok Anlaşması bizim için gerçekten çok önemlidir. Çünkü bu anlaşmayla Osmanlı Devleti Avrupa'daki ekonomik ve siyasi üstünlüğünü kaybetti. Hemen hatırlayalım. Osmanlı Devleti Avrupa'daki hangi anlaşmayla siyasi ve ekonomik üstünlüğünü ilan etmişti? Söyle. 1533 İstanbul Anlaşması. Evet, 1533 İstanbul Anlaşması ile Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu anlaşmanın neredeyse tam zıttı bir anlaşma imzalanmıştı. 1533'te imzalanan İstanbul Anlaşması ile Avusturya Osmanlı'ya vergi verecekti. Ve aynı zamanda 1533'te imzalanan İstanbul Anlaşması ile Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktı. Yani bir derece altta bulunacaktı. Oysa bu dönemde, yani 1606 yılında Osmanlı hem ekonomik üstünlüğünü hem de siyasi üstünlüğünü kaybetti. Peki neden vergiden vazgeçti de bir defaya mahsus olmak üzere savaş tazminatı aldı Osmanlı Devleti? Bunun en önemli nedeni şudur arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu dönemde önemli ekonomik sıkıntılar çektiği için birçok kez alacağı vergi yerine bir defaya mahsus olmak üzere hazinesini rahatlatma yoluna gitmiştir. Çünkü biliyor ki Lehistan'dan alamadığı vergiyi, İran'dan alamadığı vergiyi Avusturya'dan da alamayacaktı ve daha büyük zarara uğrayacaktı. Bu nedenle Zitva-Torok Anlaşması her ne kadar savaşı üstünlükle sonuçlansa da zararla sonuçlanan bir anlaşma oldu. Yani şunu asla unutmayın ki duraklama döneminde Osmanlı Devleti savaş alanında kazandıysa da masa başında kaybetti. Avusturya ilişkilerinden sonra hemen bir soruyla devam edelim. 16. yüzyıl sonlarında başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları
17. yüzyıl başlarına kadar sürmüş. Avusturya'daki bazı önemli kaleler alınırken sönük şartlarda Zitvatorok Anlaşması yapılmıştır. Soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır? A. Savaşların çok uzun sürmesi ve kesin bir üstünlüğün sağlanmaması. B. Celali isyanların yaygınlaşması. C. Doğuda Osmanlı-İran savaşlarının başlaması. D. Uzun süre savaşların orduyu ve maliyeyi olumsuz yönde etkilemesi. E. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü. Evet, soru olumsuz olarak noktalanmış, yani olmamıştır demiş. Öyleyse Sokullu Mehmet Paşa, biliyorsunuz, bu dönemle uzaktan yakından alakası olmayan bir isim. Böyle, bu nedenle bu sorunun doğru seçeneği E şıkkıdır. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüdür. Şimdi Osmanlı-Avusturya savaşlarına kaldığımız yerden devam edelim. 1622-1664 Osmanlı-Avusturya savaşları ve neticesinde imzalanan Vasvar Anlaşması'na devam edelim. Zitvatorok Anlaşması'ndan sonra Avusturya Zitvatorok Anlaşması'nın maddelerini ihlal ederek Erdel'in iç işlerine karışmaya başladı. Bunun üzerine bu dönemde iktidarda bulunan, sadrazamlık koltuğunda bulunan Fazıl Ahmet Paşa bir savaşa çıktı. Avusturya'ya yenilgiye uğrattı ve Uyvar Kalesi'ni ele geçirdi. Öyle ki Fazıl Ahmet Paşa'nın Uyvar Kalesi'ni almasıyla Uyvar önünde bir Türk kadar kuvvetli sözü de yine bu dönemde ve Fazıl Ahmet'in savaşı üzerine söylenen bir söz olarak tarihe geçti. Fazıl Ahmet Paşa Uyvar Kalesi'ni aldıktan sonra maalesef doğuda İran savaşlarının başlaması nedeniyle yine bu savaşı 1664 yılında Vasvar Anlaşması'yla sonuçlandırdı. Vasvar Anlaşması'yla alınan kaleler Osmanlı'da kaldı. Erdel Beyliği'nin iç işlerine Avusturya karışmayacaktı. Ve yine Avusturya bir defaya mahsus olarak savaş tazminatı verecekti. Fakat Vasvar Anlaşması Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile imzaladığı son kazançlı anlaşma oldu. Vasvar Anlaşması bizim için son kazançlı anlaşma. Öyleyse bundan sonra gelecek olan anlaşma daha kötüsü olacak. Bakalım sırada ne var? 1683-1699 Osmanlı-Avusturya savaşları ve neticesinde imzalanan hepinizin hatırladığı Karlofça Anlaşması. Evet, Karlofça Anlaşması'nın imzalanmasına neden olan olaylara, iç karışıklıklara hemen kısaca göz atalım. Avusturya, Zitvatorok Anlaşması ve Vasvar Anlaşması ile anlamıştı ki Erdel, Eflak ve Boğdan'dan herhangi bir çıkar elde edemeyecekti. Bunun üzerine Avusturya tekrar yönünü daha önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde çok uğraştığı Macaristan'a çevirdi. Ve özellikle Ortodoks olan Orta Macaristan halkını egemenliği altına almaya çalışarak bu toprakları Katolik yapmaya çalıştı. Bunun üzerine Ortodoks Macar halkı Katolik Avusturya halkına karşı Osmanlı'dan yardım istedi. Peki bu dönemde savaşa gitmek üzere ordunun başında kim var? Bu dönemde sadrazamlık koltuğunda oturan yine Köprülü sülalesinden biri olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var. Merzifonlu Orta Macaristan halkının yardım istemesi, Avusturya'ya ders vermek amacıyla, Osmanlı'nın Avrupa'daki prestijini güçlendirmek amacıyla ve çok daha önemlisi kendi prestijini güçlendirmek amacıyla Avusturya'ya, çok daha önemlisi daha evvel Kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatıldığı halde alınamayan Viyana'ya bir sefer düzenledi. Tekrar ediyorum Merzifonlu'nun amacını. Orta Macaristan halkına yardım etmek, Avusturya'ya dersini vermek, Osmanlı'nın Avrupa'daki üstünlüğünü tekrar sağlayabilmek ve çok daha önemlisi kendi prestijini, yani Kanuni'nin bile alamadığı bir toprakları ele geçirmek için Viyana'yı kuşattı. Fakat bildiğiniz gibi Viyana'nın kuşatılması başarısızlıkla sonuçlandı. Neden Viyana'nın kuşatılması başarısızlıkla sonuçlandı? Hemen göz atalım. Birincisi Lehistan'ın Avusturya'ya destek vermesi. Dikkat ederseniz tekrar Haçlı İttifakı oluşmak üzere. İkincisi destek beklediğimiz Kırım'dan gereken yardımın gelmemesi. Üçüncüsü ordunun disiplinsiz olması, yani Yeniçerilerin dağınık halde bulunması. Ve son olarak Merzifonlu'nun
şehrin kendiliğinden teslim olmasını beklemesi nedeniyle kuşatmayı uzatması. İşte bu nedenlerden dolayı Merzifonlu'nun kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Ve tam da bu tarihlerde Avrupa'da Papa bir duyuruda bulundu ve tekrar Haçlı dünyasını Osmanlı'ya karşı ittifaka çağırdı. Kurulan bu Haçlı ittifakın içinde kimler vardı? Elbette ki Avusturya ve zaten yardıma gelen Lehistan, Venedik, Rusya ve Malta. Bu beş devlet Osmanlı Devleti'ne karşı zaten zarar görmüş Merzifonlu'nun ordusuna karşı harekete geçti ve Osmanlı Devleti maalesef çok büyük bir yenilgi aldı. Alınan yenilgi neticesinde Haçlı ordusu karşısında Osmanlı Devleti 1699 yılında Karlofça Anlaşması'nı imzaladı. Peki Karlofça Anlaşması ile hangi topraklar kimlere verildi? Birincisi, daha evvel Bucaş Anlaşması ile verdiğimiz Podolya ve Ukrayna toprakları Lehistan'a, Venedik'e Dalmaçya kıyılarının tamamı ve Mora Yarımadası, Avusturya'ya ise Kanuni Sultan Süleyman'ın çok uğraşıp aldığı Macaristan toprakları, Temeşvar ve Banat hariç tüm Macaristan toprakları Avusturya'ya bırakıldı. Dikkat ettiyseniz Karlofça Anlaşması'nın içerisinde Rusya yer almadı. Çünkü Rusya kendisi Ortodoks olması nedeniyle Katolik Avrupa devletlerinin bulunduğu Karlofça Anlaşması'nın içine yer almak istemedi. Bunun üzerine Rusya ile 1700 yılında İstanbul Anlaşması imzalandı. Rusya'ya da ayrıcalıklar elbette ki verildi. Neler aldı Rusya? Azak Kalesi, Kırım'ın Karadeniz'e açılan noktası olan Azak Kalesi'ni aldı. Kutsal topraklar dediğimiz Kudüs'ü ziyaret edebilme hakkını elde etti. Ve İstanbul'da çok daha önemlisi elçi bulundurabilme hakkını elde etti. Ki bu ilktir. İlk kez bir devlet İstanbul'da yani Osmanlı başkentinde elçi bulundurabilme hakkını elde etmiştir. Şimdi Karlofça ve İstanbul anlaşmaları bizim için gerçekten çok önemli. Öyleyse bu iki anlaşmanın önemine göz atalım. Nelerdir bunlar? Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kadar büyük miktarda toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. İkincisi, bu anlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Avrupa'daki egemenliği son bulmuştur. Üçüncüsü, bu anlaşmadan sonra Haçlılar taarruza yani saldırıya, Osmanlı ise savunmaya çekilmiştir. Dördüncüsü, Karlofça Anlaşması gerileme döneminin de başlangıcı olmuştur. Beşincisi, İstanbul Anlaşması Rusya ile yapılan ilk anlaşmadır. Ve altıncısı, Ruslar bu anlaşma ile Karadeniz'e inme hakkını elde etmişlerdir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti için gerçekten çok önemli bir anlaşmalar zinciri. Bunlardan bahsettikten sonra son olarak siyasi tarihle ilgili söylemek istediğimiz bir şey var arkadaşlar. Hemen ekrana gelsin. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda savaştığı 5 devlet var. Bunlar Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Lehistan. Arkadaşlar bu 5 devlet varil şeklinde kodlayarak aklınızda kalabilir. Tekrar ediyorum. Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Lehistan. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda savaştığı devletler dediğimizde aklımıza bu 5 devlet, yani kısaca bir kodlama yaparsak eğer varil kelimesi gelebilir. Evet, buraya kadar Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda yani duraklama devrindeki siyasi ilişkilerini bitirdik. Öyleyse bu dönemdeki ıslahat hareketlerine bakalım. 17. yüzyıl ıslahat hareketlerine bakarken elbette ki ıslahat kelimesinin tanımını yapmak gerekir. Nedir ıslahat? Islahat dediğimizde var olan kurumlar üzerinde yapılan değişikliklerdir. Ve ıslahat denildiğinde aklımıza köklü değişiklikler gelmez. Islahatlarda köklü değişiklik yapılmaz. Genel olarak 17. yüzyıl ıslahat politikasına baktığımızda ise yükselme döneminin örnek alındığını görüyoruz. Yani Osmanlı Devleti 17. yüzyılda tekrar eskiye dönmeyi, yükselme dönemindeki
ihtişamı örnek almıştır. Ve Osmanlı Devleti 17. yüzyılda asla Avrupa'yı örnek almamıştır. Çünkü Osmanlı Devleti 17. yüzyılda hala kendisinin Avrupa'dan daha üstün olarak görmekteydi. Bu nedenle de Avrupa örnek alınmamıştır. Peki bu dönemde ıslahatçı padişahlarımız ya da devlet adamlarımız kimlerdi? Hemen aklımıza ilk olarak gelen kişi 1. Ahmet. Konunun girişinde de bahsettiğimiz gibi veraset sisteminde çok önemli bir değişiklik, belki de önemli bir hatayla bir veraset sistemini değiştirdi. Hatırlayacağınız gibi Ekber Erşet sistemini getirerek hanedanın en büyük ve en akıllısının başa geçmesini sağladı. Böylece merkeziyetçiliği maalesef bozdu. İkinci olarak 1. Ahmet'in yaptığı ikinci değişiklik ise kafes usulüydü. Kafes usulüyle bildiğiniz gibi şehzadelerin sancağa gönderilmesi yasaklanmış ve şehzadeler sarayda, hatta sarayda bir odada kapalı olarak tutulmaya başlanmıştı. Daha sonra 1. Ahmet'ten sonra inceleyeceğimiz bir devlet adamı var. Kuyucu Murat Paşa. Kuyucu Murat Paşa Anadolu'da çıkan Celali isyanlarını baskı ve şiddet kullanarak bastırmaya çalışmıştır ve isyanın nedenlerini araştırmamıştır. Kuyucu Murat Paşa'nın isyanları baskı ve şiddetle bastırdığını ve hiçbir şekilde isyanların nedenlerine, halkın neden isyan ettiğine inmediğini de yine görüyoruz. Bundan sonra Kuyucu Murat Paşa'dan sonra 2. Osman ya da diğer bir adıyla Genç Osman'ı görüyoruz. Genç Osman'ın yaptığı en önemli şey, daha doğrusu şöyle diyelim, yapmayı düşündüğü en önemli şey Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen ilk Osmanlı padişahıdır. Hatırlayacaksınız, Hotin Savaşı'na çıktığı sırada Yeniçeri Ocağı'nın ne kadar bozulduğunu anlamış. Bu nedenle Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştü. Ama maalesef kendisi Yeniçeriler tarafından öldürülmüştü. Bunun yanı sıra Genç Osman'ın yaptığı başka yenilikler de vardı. Örneğin Şeyhülislam'ın devlet işlerine fazla karıştığını öne sürerek yalnızca fetva verme yetkisini elinde bıraktı ve diğer yetkilerini tamamen kaldırdı. Bunun yanı sıra 2. Mehmet'ten beri devam eden saray içi evlenme geleneğini yıkarak ilk kez saray dışından, yani halk arasından bir evlilik yaptı. Böylece saray ve halk arasındaki kopukluğu da engellemeye çalıştı. 2. Osman'dan sonra başa 4. Murat geçti. 4. Murat döneminde yapılan yenilikler ise daha çok sert ve katı bir şekilde alınan tedbirler olarak görüyoruz. 4. Murat İstanbul'da gece sokağa çıkmayı, tütün içmeyi, içki kullanmayı yasaklayan Osmanlı padişahıydı. Yine çıkan Celali isyanlarına karşı sert tedbirler de almış ve bu isyanları sert tedbirlerle bastırmıştı. Buna karşılık 4. Murat döneminde gerçekleşen önemli bir olay görüyoruz. Biz ilk kez 4. Murat döneminde duraklamanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri araştıran ve bunun içinde rapor isteyen ilk Osmanlı padişahıdır diyoruz. Ve bu nedenle de 4. Murat döneminde Koçi Bey Risalesi hazırlanmış. Neden durakladığımız ve duraklamaya karşı alınması gereken tedbirler ortaya dökülmüştür. Peki 4. Murat bu Koçi Bey Risalesi'ni uygulayabildi mi? Maalesef hayır. Çünkü ömrü Koçi Bey Risalesi'ni uygulamaya yetmedi. 4. Murat'tan sonra ise yine bir devlet adamı olan Tarhuncu Ahmet Paşa'yı görüyoruz. Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı'daki ilk denk bütçeyi hazırlayan Osmanlı sadrazamı oldu. İlk kez denk bütçeyi hazırladı. Bunun için saray masraflarını kıstı. Fakat onun saray masraflarını kısması maalesef hayatına mal oldu. Çünkü saray masraflarının kısılmasıyla çıkarları zedelenen saray çevresinden bazı kişiler kendisini padişaha karşı kışkırtarak öldürülmesine neden oldular. Tarhuncu Ahmet Paşa'dan sonra 4. Mehmet'ten bahsedeceğiz. 4. Mehmet 7 yaşında iktidara geçmişti. Bu nedenle de çok küçük yaşta olması nedeniyle ülkeyi büyük annesi Kösem Sultan ve annesi Valide Turhan Sultanlar yönetti. Hatırlayacaksınız, merkezi yönetimin bozulmasında ülke yönetimine karışan kadınlardan da bahsetmiştik. Fakat Turhan Sultan da Kösem Sultan da ülkeyi tek başlarına yönetemedikleri için sık sık sadrazam değişiklikleri yoluna gittiler. Bu da ülkenin daha fazla karışmasına,
daha fazla ekonomik sıkıntılara girmesine neden oldu. En sonunda Turhan Sultan sadrazamlık makamına Köprülü Mehmet Paşa'yı getirdi. Fakat Köprülü Mehmet Paşa başa geçerken şartlar öne sürdü. Öyle ki Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa koşullu olarak gelen ilk sadrazamdır. Bundan önce böyle bir şey görmüyoruz. Peki Köprülü Mehmet Paşa'nın ileri sürdüğü şartlar neydi? Örneğin makamı ele aldıktan sonra, yani sadrazam olduktan sonra kimse devlet yönetimine karışmayacaktı. İstediği kişileri devlet yönetiminde kullanabilecekti. Üçüncüsü ise kendi hakkında herhangi bir şikayet geldiğinde savunması alınmadan cezalandırılmayacaktı. Bu noktada özellikle Tarhuncu Ahmet Paşa'nın başına gelenler Köprülü Mehmet Paşa'ya da ders olmuştu. Bu şartları ileri sürmesinden sonra Köprülü Mehmet Paşa 4. Mehmet döneminde, fakat annesi Turhan Sultan'ın isteğiyle başa geçti. Köprülü Mehmet Paşa'nın yaptığı hizmetlerin beğenilmesi nedeniyle bir süre Köprülü Mehmet Paşa sülalesinden olan kişiler başa geçmeye devam ettiler. Örneğin Fazıl Ahmet Paşa, örneğin daha evvel de bahsettiğimiz Merzifonlu gibi. Fakat Merzifonlu'nun 2. Viyana kuşatmasındaki hatası ve yenilgisi nedeniyle Köprülü sülalesinin etkinliği de sona erdi. Evet, ıslahatlar hakkında, ıslahatçı padişah ve devlet adamları hakkında söyleyeceğimiz şeyler genel olarak bunlar. Ama son olarak ıslahatların özelliklerine, 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerine bir göz atalım. 17. yüzyıl ıslahatları dediğimizde aklımıza ıslahatlar gelişme imkanı bulamamıştır. Gelişme imkanı bulamamıştır çünkü bu ıslahatlar kısa sürelerde uygulanmaya çalışılmış ve birçok kez de engellenmiştir. İkincisine baktığımızda duraklamaya çözüm getirememiştir. Çünkü köklü değişiklikler değildir, yüzeysel değişikliklerdir. Üçüncüsü, ıslahatlar şahıslara bağlı kalmış, devlet politikası haline gelmemiştir. Dördüncüsü, ıslahatlarda Avrupa etkisi olmamıştır. İşte bu ıslahatların en önemli nedenlerinden, amaca ulaşmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de belki de buydu. Çünkü Osmanlı Devleti hala kendisini Avrupa'nın önünde görmekteydi. Bu nedenle de Avrupa'yı hiçbir şekilde örnek almamış ve kendisinin ileri olduğunu düşünmeye devam etmiştir. Ve son olarak kuvvet ve şiddet yolu ile asayişin sağlanmasına çalışılmıştır. Özellikle de ünvanından anlayacağımız gibi Kuyucu Murat Paşa, Tiryaki Hasan Paşa ve Köprülüler, elbette ki padişahlardan da 4. Murat döneminde baskı, şiddet ve kuvvet çok fazla kullanılan temalardı. Evet, ıslahatların genel özelliklerine de baktıktan sonra 17. yüzyıl ıslahatlarını, 17. yüzyıl siyasi ilişkilerini ve duraklama dönemi faaliyetlerini bitirdik. Bundan sonra sorularımızla devam edelim. İlk sorumuza bakalım. 17. yüzyılda Tarhuncu Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Kuyucu Murat Paşa gibi ünlü devlet adamları önemli ıslahat hareketlerinde bulunmuşlardır. Sorumuz gelsin. 17. yüzyıl ıslahatlarının başarısız olmasında aşağıdakilerden hangisi en büyük etkendir? A. Yeniçerilerin ıslahatları desteklemesi. B. Padişahların ıslahatlara karşı çıkması. C. Batılı devletlerin ıslahatları engellemesi. D. Islahatlar için köklü çözümler düşünülmemesi ve ıslahatların şahıslara bağlı kalması. E. Halkın ayaklanma çıkarması. Evet, bu soruyu cevaplamak isteyen var mı? Söyle. D. Islahatlar için köklü çözümler düşünülmemesi ve ıslahatların şahıslara bağlı kalması. Evet, bu sorunun doğru seçeneği D şıkkıdır. Yani ıslahatların köklü olmaması, az evvel de söylediğimiz gibi, ve şahıslara bağlı kalması ıslahatların başarısız olmasına neden olmuştur. Bir başka soruyla yine devam edelim. 17. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, 4. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa'nın devlet otoritesini yeniden kurmak amacıyla izledikleri ortak yol aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılda Kuyucu Murat Paşa, 4. Murat ve Köprülü Mehmet Paşa soruluyor. Biz bunların az evvel de söylediğimiz gibi baskı ve şiddete çok fazla yöneldiklerini söyledik. Öyleyse şıklar arasında hemen bunu arayalım.
A. Maliyeyi düzeltmeye çalışma. B. Kanun ve nizamları değiştirme. C. İsyanları korkutma ve şiddet yoluyla önlemeye çalışma. D. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı deneme. E. Saraydaki kadınların etkinliğini engelleme. Evet, bu sorunun doğru seçeneği az evvel de söylediğimiz gibi C şıkkıdır. İsyanlara karşı daha çok baskı, şiddet ve korkutma yolunu takip etmişlerdir. Yine bir başka çıkmış soruyla, ÖSS sorusuyla devam edelim. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun bütçe açığını kapatmak için Tarhuncu Ahmet Paşa aşağıdakilerden hangisini yapmıştır? Hatırlayacaksınız, Tarhuncu Ahmet Paşa'nın saray masraflarını kıstığını, zaten bu nedenle de öldürüldüğünü söylemiştik. Öyleyse şıklar arasında bu bilgimizi arayacağız. A. Saray masraflarını kısmıştır. B. Ayarı düşük paraları ortadan kaldırmıştır. C. Ulufelere kısmıştır. D. Lüks inşaatları durdurmuştur. E. Dışarıdan borç para almıştır. Elbette ki az evvel de söylediğimiz gibi bu sorunun doğru seçeneği A şıkkıdır. Saray masraflarını kısmıştır. Yine bir başka çıkmış soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı ülkesinde idari, askeri ve mali bozuklukların ortaya çıkmasıyla doğrudan bir ilgisi yoktur diye soruluyor. Yani soru kökenimiz yine olumsuz soru kökeni. Öyleyse daha dikkatli okuyoruz. Ülkede iç isyanların çıkması, gelir kaynaklarının giderek azalması, yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması, Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi, yönetimde dinsel etkinin ağırlığını arttırması demişiz. Öyleyse bu sorunun doğru seçeneğine baktığımızda ise dinsel etkinin ağırlığını arttırması diyoruz. Bu dönemde dinsel etkinin herhangi bir biçimde ağırlığını arttırması ya da azaltması gibi bir durum söz konusu değil idi. Evet, bir başka soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 1. Ahmet tarafından getirilen Ekber ve Erşed sisteminin faydaları arasında görülemez diye bir sorumuz var. A. Şehzadelerin hayat güvenliğinin sağlanması. Evet, kardeş katli gibi bir durum ortadan kalktığı için şehzadelerin hayat güvenliği sağlanmıştı. Devam edelim. Saltanat mücadelelerinin önlenmesi. Evet, çünkü başta bulunan kişiden sonra tahta geçecek kişi yaşı ve bilgisi itibariyle belirlenmiş olduğu için taht kavgası yaşanmamaktaydı. C. Devletin parçalanmasının önlenmesi. D. Hanedan üyeleri arasındaki çekişmelerin sona ermesi. Evet, çekişmeler sona ermişti çünkü başa geçecek kişi belliydi. E. Kadınların devlet yönetiminde etkili olmaları. Maalesef kadınların devlet yönetiminde etkili olmaları özellikle bu dönemde ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu sorunun doğru seçeneği E şıkkıdır. Kadınların devlet yönetiminde etkili olmaya başlamaları. Hatırlayacaksınız, kuruluşta ya da yükselişte iktidardan ve yönetimden yönetimde etkili olan herhangi bir kadına rastlamıyoruz. Evet, bir başka sorumuz var şu anda. 1. Sancağa çıkma usulünün kaldırılması. 2. Saray içi evlilik usulünün bozulup saray dışından evlenilmesi. 3. İlk bütçenin hazırlanması. 4. Celali isyanlarının şiddet yoluyla bastırılması. 5. Ulufe alım satımının yasaklanması. Yukarıdaki ıslahatlardan hangisi Osmanlı Devleti'nin duraklama devri ile ilgili değildir? Arkadaşlar, hemen verilen öncüleri değerlendirelim. Sancağa çıkma usulünün kaldırılması, hatırladığınız gibi 1. Ahmet dönemindeydi. Saray içi evlilik usulünün bozulup saray dışından evlenilmesi, hatırlayacaksınız, 2. Osman, yani Genç Osman yapmıştı. İlk bütçenin hazırlanması Tarhuncu Ahmet Paşa'ya aitti. Celali isyanların şiddet yoluyla bastırılması Kuyucu Murat Paşa'ya, 4. Murat'a ve Köprülüler devrine aitti. Ama ulufe alım satımının yasaklanması duraklama devrinde değil, gerileme devrindedir ve 1. Abdülhamid'e aittir. Dolayısıyla doğru seçenek E şıkkı olur. Yani ulufe alım satımının yasaklanması duraklamaya ait değildir. Bir başka soruya bakalım. Osmanlı Devleti duraklama devriyle birlikte pek çok ıslahat girişimlerinde bulunmuştur.
Yapılan ıslahatlarda öncelikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenilmiştir? A. Avrupa'daki gelişmelere ayak uydurmak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, duraklama devrinde Avrupa kesinlikle örnek alınmamıştır. B. Osmanlı Devleti'nin gelir kaynaklarını arttırmak. C. Halkın yaşam düzeyini yükseltmek. D. Osmanlı Devleti'ni eski gücüne kavuşturmak. E. Osmanlı Devleti'ni Avrupa ile olan ilişkilerini geliştirmek. Hatırlayacaksınız, Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda yaptığı ıslahatların en temel nedeni eskiyi, yani yükselme dönemindeki ihtişamı tekrar sağlayabilmekti. Bu durumda bu sorunun doğru seçeneği D şıkkı olur. Yani Osmanlı Devleti'ne eski gücünü kavuşturmak diyebiliriz. Yine bir başka soruyla konumuza devam edelim. 17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti duraklama dönemine girmiş, devlet içinde siyasi ve ekonomik yapıda problemler başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez? Evet, duraklamanın nedenleri arasında gösterilemez. Yani olumsuz bir soru cümlemiz var. Dikkatle okuyoruz. A. Merkezi yönetimin zayıflaması. B. Eğitim sisteminin bozulması. C. Ordu ve donanmanın bozulması. D. Ekonomik dengelerin bozulması. E. Avrupa'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışması. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi bu dönemde henüz Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edebilecek durumda değiller. Dolayısıyla doğru seçenek E şıkkı, yani Avrupa'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasıdır diyebiliriz. Yine bir başka soruya bakalım. 17. yüzyıl ıslahatlarının temel amacı Osmanlı Devleti'ni tekrar eski ihtişamına döndürmekti. Yalnız henüz Osmanlı Devleti Avrupa'dan geri kaldığını kabullenmemiştir. Bu durumun en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Avrupa'dan geri kaldığını kabul etmediğini söylüyor ve bu durumun sonucu soruluyor. A. Yeniçerilerin tepkisini almıştır. B. Halkın tepkisini almıştır. C. Islahatlar istenilen sonucu vermemiştir. D. Çeşitli raporlar hazırlanmıştır. E. Koçi Bey, Katip Çelebi gibi alimler yetişmiştir. Evet, Avrupa'nın örnek alınmaması nedeniyle ortaya çıkan en önemli sorun tabii ki ıslahatların amacına ulaşmamasıydı. Dolayısıyla bu sorunun doğru seçeneği C şıkkıdır. İstenilen ıslahatların istenilen sonucu vermemesi diyebiliriz. Yine konumuza bir başka soruyla devam edelim. Bir, devlet, saray ve savaş masraflarının artması. İki, cülus bahşişi giderlerinin artması. Üç, gümrük gelirlerinin azalması. Dört, ganimet ve hediyelerin azalması. Sorumuza bakalım. Yukarıdaki gelişmeler duraklama devrinde Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin bozulmasına neden olmuştur? Arkadaşlar, öncüleri hatırlayacaksınız. Saray ve savaş masraflarının artmasından, gümrük gelirlerinin azalmasından, bunun yanı sıra cülus bahşişi giderlerinin yine artmasından bahsetmişti. Elbette ki bunların hepsi neyi ilgilendirecektir? Maliyeyi ilgilendirecektir. Şıklarımıza baktığımızda doğru seçeneğin D şıkkı olduğunu, yani maliye olduğunu görüyoruz. Bir başka soruyla yine konumuza devam edelim. Osmanlı Devleti'nin duraklama devrinden itibaren geçerli olan egemenlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, şıklara bakmadan önce şunu hatırlayalım. Bildiğiniz gibi 1. Ahmet döneminden itibaren Ekber Erşet, yani hanedanın en büyük ve en akıllısının başa geçmesi sistemi temel alınmıştı. Öyleyse şıklara tekrar göz atalım. Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır. Saltanat babadan oğula geçmelidir. Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır. Saltanat hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesine aittir. Hükümdarın yetkileri anayasa ile belirlenir.
Evet, Ekber Erşed sistemine uygun olarak bu sorunun da doğru seçeneği D şıkkıdır. Yani hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesine aittir diyebiliriz. Evet, yine bir başka soruyla, bir başka duraklama sorusuyla konumuza devam edelim. Osmanlı Devleti'nin duraklama devrinde vergi adaletsizliği, halkın toprağını terk etmesi, yöneticilerin adaletsiz tutumu, asker kaçaklarının güvenliği bozması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur? Hemen şıklara bakalım. A. Merkez isyanlarına. Merkez isyanı dediğimiz arkadaşlar İstanbul isyanları ya da diğer adıyla Yeniçeri isyanları. B. Ordu ve donanmanın bozulmasına. C. Eğitim kurumlarının bozulmasına. D. Maliyenin bozulmasına. E. Celali isyanlarının bozulmasına. Arkadaşlar, öncü bilgilere baktığımızda daha çok halkla alakalı şeylerin olduğunu, örneğin adaletsiz gibi, toprağın terk edilmesi gibi, vergi adaletsizlikleri gibi ya da asker kaçaklarının halkın güvenliğini bozması gibi şeylerden bahsediyoruz. Bu durumda isyan eden muhtemelen halk, yani Anadolu olmalıdır. Bu nedenle de bu sorunun doğru seçeneği E şıkkıdır, yani Celali isyanlarıdır. Çözdüğümüz bu son soruyla duraklama devri konumuzun sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere, hoşça kalın.